Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından kalben arzulayıp niyetlenme. Allah sizi esirgesin. İnsanın nefsi çoğu zaman geçici ve boş heves ve arzulara meyleder. Bu durum gönle iyice işleyip insanı bu konuda kırılgan hale getirebilir. Derken nefsi de kalbi de bu suç ortaklığına katılır ve sonunda bunu yapmaya karar verir. Ama neticede yine de kendini tutar ve o geçici ve boş arzularını gerçekleştirmez. Bu durum Yüce Allah'la ilişkisi açısından kula zarar verir mi? Cevapladı. Evet, kalbinin bu konudaki diretmesine içinden söküp atmadıkça, yani o işi yapma konusunda kalbinde böyle bir azim, kötü niyet ve kasıtlı bir ısrar bulunduğu sürece, çünkü bu hal o işi yapmak gibidir. Kendisi bu kınanacak durumda ve Allah-u Teala'ya isyan halindedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam bu hususta bizi uyarır. Günahta ısrar edenler helak oldu. Sordum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetimin iç konuşmaları yani içlerinden geçirdikleri affedildi hadisi hakkında ne diyorsunuz? Cevapladı. Ne dediğimi anla da hataya düşenlerden olma. İnsanın içinden geçenler kalben bir şey niyet etmesinden farklıdır. Senin bana sorduğun kalben bir işe azmedip yönelmesi meselesidir. Sordum. Kalbin bir şey niyetlenmesiyle nefsin kuruntuları veya vesveseleri arasındaki fark nedir? Cevapladı. Kötü bir iş yapmaya kalpten yöneliş zaten Yüce Allah'ın kitabında açıkça yerilir. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve kalp bunların hepsi hesap gününde bundan sorguya çekilecektir. Bir diğer ayette şöyle denilir. Bir de şahitliği görüp bildiğinizi gizlemeyin. Bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur. Bir başka ayette de şu uyarı yapılır. Allah düşünmeden yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacak. Ama kalplerinizin ihtirasla arzuladıklarından sorumlu tutacaktır. Allah'ın kitabında bu ve bunlara benzer son derece açık ve net daha pek çok ayet vardır. Fakat bunların hepsini vermek kitabımızın hacmini artırır. Hem zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyurmuşlardır. Ameller niyetlere göredir. Kişinin niyeti neyse eline geçecek odur. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de öldürülen de cehenneme gider. Soruldu. Ey Allah'ın elçisi katili anladık da maktul niye? Cevap verdi. O da ölmeseydi onu öldürmek niyetindeydi de ondan. Baksana, öldürülen kişinin de kalbinden ötekini öldürmeye azmettiği için onunla cehenneme gittiğini haber veriyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Evet, öldürmemiştir ama öldürmeye niyetlenmiş ve bunu önceden tasarlamıştır. İşte onun için Allah-u Teala o kişiyi içinden geçirdiği bu niyetinden dolayı hesaba çekecektir. Zira kalben buna niyetlenmiş ve bu niyetinde ısrarlı olmuştur. Sordum, kalbin inat ve ısrarını ve bu yüzden yüklendiği günahı bana izah eder misiniz? Cevapladı. Kıskançlık, kibir, ikiyüzlülük ve suizan kalbin inat ve ısrar ile ilgili duygulardır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Bu ayet ile Yüce Rabbimiz içimizden yapmayı tasarladıklarımızın da günah olduğunu bizlere haber veriyor. Şimdi varsayalım ki bir adam geceleyin Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmeye veya bir Müslümanın onurunu zedeleyecek bir günah işlemeye ya da ertesi sabah Allah'ı inkar etmeye niyetlense ve buna bütün kalbiyle kesin karar verse, o adam bu niyet ve bu kesin kararlılığıyla aynı gece ölse, Allah-u Teala onu kıyamette bu niyeti ve kararlılığı içinde diriltecektir. Tıpkı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin haber verdiği gibi, insanlar kıyamet gününde niyetlerine göre haşrolunacaklardır. Sordum, kalbinden bu niyetini söker atar, tasarladığı fiili yapmamaya azmeder ve içinden geçirdiklerine pişman olursa sizce onun durumu ne olur? Cevapladı, o Allah'a dönmüş ve tövbe etmiş bir kuldur. Şerden kaçıp hayra yönelmesinden dolayı da inşallah mükafatlandırılacaktır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır, müminin niyeti amelinden hayırlıdır.